Telefonunuzu bırakın Rauf Bey. Şu numaraya bak bakayım. Gazanfer Bey'in numarası bu değil mi? Direkt adıyla kaydetmişsiniz. Duyunca hoşuna gitmeyecek. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Numarayı kontrol et. Sizinle yüz yüze görüşmek istedim. Telefonda halledebileceğine inandığı bir şey olsaydı sizi almaya beni göndermezdi. Bak, Gazanfer Bey'le hukukumuz çok eskiye dayanır. Şu numarayı kontrol et. Değil. Diğerleri? Değil. Peki, yeni numarasını söyle bana. İzin almadan veremem. Tamam, sen ara, telefonu bana ver. Sabredin Rauf Bey, yolumuz az kaldı. Beni neden çağırdığını söyledi mi sana? Bu tür bilgiler benimle paylaşılmaz. Alo. Burası neresi? Ne işimiz var burada? Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Beni takip edin. Ben gelmiyorum. Gazanfer Bey sizi ormanda bekliyor. İnsan ormanda beklenir mi kardeşim? Ne işimiz var bizim ormanda? Beni takip edin lütfen. Çizme var mı çizme? Yok maalesef. Gideyim bari ben. Ne kadar yürüyeceğiz? Sana diyorum sana. Şu hale bak. Neredesin? Hey! Nereye kayboldun? Lan senin yok. Neredesin?
Telefonunda eski numaralarınız Gazanfer 1, 2 son diye kayıtlıydı. Gazanfer Bey diye değildi. Hoş geldin Rauf. Hoş bulduk Gazanfer Bey. Gel. Uzat ayaklarını. Islak ıslak durma, hasta olursun. Şakir, bir bak buraya, tamam. Buyurun. Benim odaya çık. Çekmecelerin birinde birkaç çift yün çorap olacak. Kalınından bir tane seç. Bir de lastik çizme bul. Kaç numaraydı ayağın? 11. Yani 45. Hemen kap gel. Teşekkür ederim Gazanfer Bey. Çok düşüncelisiniz. İkide bir Gazanfer Bey deyip durma. Girince söyledin yeter. Peki efendim. En yakında kim varsa bir baksın. Tamam. Emredersiniz Gazanfer Bey. Tamam. Geldim efendim. Ulan sana telsizle nasıl konuşulacağı öğretilmedi mi ya? Öğretildi. Peki emredersiniz denir mi telsizde? Denmez. İsim söylenir mi? Söylenmez. O zaman gerizekalı mısın sen? Değilim efendim. Git şu pabuçları al. Çabuk temizle getir. Silah kaçakçılığına başlamışsın. Büyük bir iş değildi. Neden bilgilendirmedin bizi? Gereksiz gördüm efendim. Dediğim gibi küçük bir işti. Sizi rahatsız etmek istemedim. İki tır dolusu silah. Aslında pek de küçük bir iş sayılmaz. Paranın yarısını ödemişsin. Yakında kalanı tahsil etmek için gelecekler. Haberin var mıydı bundan? Halledeceğim efendim. Bizim dışımızda başka bir organizasyonla mı anlaştın? Estağfurullah efendim. Sizin dışınızda kim var ki, nasıl anlaşayım? Neyin peşindesin o zaman? Amacın ne amacın? Kendi çapında biraz mafyacılık oynayasın diye müsaade ettik ama... kafana göre her aklına eseni yapasın diye değil. Öyle bir niyetim yok efendim. Paramın büyük bir bölümünü senin yöntemlerinle akladım. Parayı ödemene yardımcı olacağım. Parasını aklamak isteyen tanıdıklarım var. Direkt sana yönlendireceğim. Ama aramızda kalacak. Tabii ki. Teşekkür ederim Gazanfer Bey. Organizasyonda başka birinin haberi var mı bu durumda? Bize attığın kazığı bir duyan olsa şimdiye kadar çoktan işini bitirmişlerdi seni. Masada yer almadan böyle kendi kendine kararlar veremezsin. Bu bir duyulursa maalesef cezanı kesmek zorunda kalırız. Peki siz neden söylemediniz birilerine? Hazır hayatını bitirecek bilgiye ulaşmışken o koltuğa senin oturman çok işime gelir.